Merhabalar. Bundan sonra bilgisayar araları dersleriyle yine birlikte olacağız. Ben bilgisayar araları dersine ilk önce test sorularıyla başlamak istiyorum. Videoları çekerken bazı yerlerde hatalarımız, eksiklerimiz olabilir. Yani dilimin dönmediği yerler olabilir. Ben kendi çapımda yine bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bu test soruları üzerinden dersi, konuyu, kavramları anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Elimde yani 100'den fazla, yani 200'e yakın belki de test sorusu var. Çeşit çeşit test soruları var yani. Bunları değerlendireceğiz. Bunlarla ilgili videolar hazırlayacağım. 15 dakikaya geçmemesi için elinden geleni yapacağım. Hızlı anlatmaya çalışacağım. Bilgisayar araları diye oynatma listesi oluşturup orada bilgisayar araları ile ilgili bütün videoları toplamayı düşünüyorum. Zamanımı oldukça çekeceğim yine videolara. İki tane işle meşgul olduğum için, bir de okul var, 3 oluyor. O yüzden videolara fazla yoğunlaşamıyorum, video da çekemiyorum. Ben geçeyim anlatıma. İlk video olduğu için böyle bir giriş yapma gereği duydum. Diğer videolarda direkt soruları çözmeye başlayacağım. Dediğim gibi bayağı soru var. Anlatılanların detaylı bilgisine kendiniz de ulaşabilirsiniz. Zaten dokümanlardan gidiyorum. Bu dokümanlarda anlattıklarımı da videoların altında genelde paylaşıyorum. Bahsedilen teknolojileri derinlemesine inceleyemeyeceğiz. Yüzeysel hakkında bilgiler vereceğiz. Bilgi sahibi olmanız açısından sorular üzerinde kavramları anlatmaya çalışacağım. Birinci sorumuzla başlayalım. Herhangi bir TCP/IP portunun dışarıdan gelen bağlantı isteklerini engelleyebilen ancak aynı port üzerinden dışarı çıkışlara izin veren yapı nedir? Ben burada bütün şıklardaki kavramları açıklamaya çalıştım. Burada ne var? FTP var, firewall, router switch, NPN var burada bir de. NPN de diyebiliriz. Türkçesiyle okuyorum madem. Madem İngilizce telaffuz etmeye çalışıyorum. Ben direkt cevap vermek yerine bunların ne iş yaptıkları hakkında da bilgi sahibi olmanız açısından bunların altına açıklamalarını yazdım. Çünkü direkt bir soru çıkmaz da, yani diğerleriyle alakalı bir şey çıkabilir diye. Burada file transfer protokolünün yaptığı iş dosya gönderme protokolü manasına gelir. Yani FTP'yi gördüğünüz zaman dosya protokolü gönderme aklınıza gelsin. FTP ne iş yapar ya da FTP? Bir bilgisayardan bir başka bilgisayara ya da server'a arasında bağlantı kurma veya dosya paylaşım işlevi görür. Buradaki bahsettiğimiz şey yani herhangi bir TCP/IP portuna dışarıdan gelen bağlantı isteklerini engelleyebilen ancak aynı port üzerinden dışarı çıkışlara izin veren yapı nedir? Buradaki sorumuzun cevabı normalde firewall işaretlendiği gibi. Bu ne demek? İnternet güvenlik sistemi demek Türkçesiyle. İnternet üzerinden bağlanan kişilerin ve sisteme girişini kısıtlamaya bir bilgisayar ve üzerindeki yazılıma verilen genel addır. B şıkkında router var. Router, IP paketlerini bir network'ten başka bir network'e ileten cihazlara router denir. Switch ise ağ anahtarı, switch yani Türkçe manasıyla ağ anahtarı demektir switch. Bilgisayarın ve diğer ağ üyelerinin birbirlerine bağlanmasına olanak veren donanımın adıdır. NPN var. Bu ise transistör çeşitlerinden bir tanesi. Şıklarda yine çeldirici olarak verilmiş. İkinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi internet olanaklarından değildir denmiş. Buradaki telnet şıklarda yine FTP var, web var, IRC var ve NIC var. Cevabımız NIC olacak ama ben bunların açılımlarını, ne anlama geldiklerinden bahsedeyim. Telnet ne demektir? Telnet, internet ağı üzerindeki çok kullanıcılı bir makineye uzaktaki başka bir makineden bağlanmak için geliştirilen TCP/IP protokolü ve bu işi yapan programlara verilen isimdir Telnet. FTP file transfer protokolü biraz önce görmüştük. Dosya gönderme protokolü manasına geliyordu. Tekrar daha iyi anlamamız açısından, tekrar olması açısından yazdım bunu. Bir bilgisayardan bir başka bilgisayara ya da server arasındaki bağlantıyı kurma için dosya paylaşımı işlevi görür. Web nedir? Web, internet üzerindeki servislerden bir tanesidir. İnternet üzerinde yazı, resim, ses ve hareketli görüntülerden oluşan dokümanları uzaktaki bilgisayara iletmemizi sağlar. IRC var. Bu birden fazla kişinin sanal bir odada içerisinde karşılıklı konuşabilmesini sağlayan bir iletişim aracıdır. Şuradan da aklımızda kalabilir eskiden konuşmak için. Yani ismi Mırç olan bir sanal odalar vardı. Oradan da aklımızda kalabilir yine.
karşılıklı konuşabilmeyi sağlayan IRC. NIC ne demektir bu? Açılımı Network Interface Card demektir. Yani Türkçesiyle A ara birim kartı demektir. Genellikle network kartı ya da LAN kartı olarak isimlendirilir. A ara birim kartı, NIC, bilgisayarın bir ağa bağlanmasını sağlayan donanımdır. Zaten sorumuzda bize ne diyordu? Aşağıdakilerden hangisi internet olanaklarından değildir? Burada cevabımız NIC olacaktır. Çünkü bir donanım aygıtıdır. Bu sorumuz gayet basit. Aşağıdakilerden hangisi internetin toplumsal etkilerinden değildir? Bu da yine genel kültür anlamında ya da yani ders yönelik pek değil ama ders almayan bir insan da yapabilir bunu. İnternetin toplumsal etkilerinden olmayan şıkkımız burada. Yabancı dil gerekliliği olacaktır. Diğerlerine bakabilirsiniz yine. Dördüncü sorumuza aşağıdakilerden hangisi yönlendirme protokollerinden değildir diye sorulmuş. Yönlendirme protokollerini ezbere bilmemiz gerekiyor mu? Tabii bu dersin işleyişine göre değişir. Eğer siz ders aldığınız hoca bunlar üzerinde durduysa ezberleyebilirsiniz. Yönlendirme protokolü arasında olmayan protokol burada görüldüğü gibi BBG'dir. Diğer protokoller ise yönlendirme protokolü arasındadır. Yönlendirme protokollerini ben bu şekilde listeledim bazılarını. Hepsi yok ama bunun dışında belki onlarca daha yönlendirme protokolü vardır. Genel olarak bilinen yönlendirme protokolleri bunlardır. Yine bunları da inceleyebilirsiniz. Subnet ile ilgili bir sorumuz var. Beşinci sorumuz. Soruda bize Subnet yani Türkçesiyle alt ağ hangi amaçlar için kullanıldığını sorulmuş. Kullanılan ağı alt ağlara bölmek için kullanılır. İsminden de anlaşıldığı gibi alt ağ. Alt ağlara bölmek için kullanılıyor. Ağın güvenliğini sağlamak değil. Web adreslerini IP adreslerine çevirir. Bu da değil. Uzaktaki bilgisayar erişim sağlar. Statik yönlendirme yapmayı sağlar. Bunlar da değildir. Yani sorumuzun cevabı kısaca A. Diğerlerini okumaya gerek yok aslında. Yıldız topolojide de maksimum kablo uzunluğu ne kadardır? Bu aslında veri iletişim dersi konusu arasında da vardı. Bilgisayar ağlarda yine benzer konu veri iletişimin devamı gibi düşünebiliriz aslında. Yıldız topolojide maksimum kablo uzunluğu 100 metredir. 100 metrenin üstünde aşan kullanımlarda sinyalle zayıflamalar oluyor. 7. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi kablo türü en hızlı iletimi sağlar? Bunu zaten günümüz kablolarından da biliyoruz. UTP değil, koaksiyel değil. Burada BNC var, yani BNC. Bu BNC'ne diğerlerini biliyoruz, kablo türleri. BNC eski anten uçları vardı hatırlarsanız. Ortasında bakır bir tel var. Kenarları böyle sarılı. Yani eski televizyon antenlerinin kablosunun ucundaki bir alet, konnektör. BNC konnektör deniyor zaten. Koaksiyel kablo ile kullanılanlara RF konnektörü diye isimlendirilir. Bu da genel kültür. Yani genel bir bilgi olması açısından buraya açıklama olarak ekledim. Yani en hızlı iletim yapan kablo fiber optiktir. Bu soruya geçmeden önce şöyle de bir hatırlatma yapayım yine. Sorulardaki bazı bilgiler eski olabilir, network ile alakalı, bilgisayar ağlarıyla alakalı. Yine güncel bu bilgisayar ağları ekipmanlarını da tanıtan videolarımız olacak. Bilgisayar ağları oynatma listemizin altında paylaşacağım bunları diğer videolarla beraber. Ama bu ilk videolarda bazı yerlerde sorularda eski teknolojileri de anlattığımız olacak. Bunlarla ilgili yeni dokümanları da inceleyeceğiz tabi. 8. soruda aşağıdakilerden hangisi UDP ile TCP arasındaki farktır diye sorulmuş. UDP ile TCP arasındaki fark buradaki soruda TCP bir veri paketini karşı uygulamanın iletiye alıp almadığını dair kontrol eder. UDP ile ise bu kontrolü yapmaz. Yani fark bu kadar bu soruda. Diğerleri farklar arasına girmiyor. O yüzden diğerlerine kafa karışıklığı olmasın diye girmeyeceğim. TCP ve UDP protokollerine ayrı bir videoda değinmeyi düşünüyorum zaten. Buradaki UDP'nin açılımı kısaca özetlemek gerekirse User Datagram Protokol olarak geçer. Yani kullanıcı datagram protokolü demektir Türkçesiyle. Bu da kafanızda bir fikir olması açısından ekledim bunlara. TCP'nin açılımı Transmission Control Protokolüdür. TCP/IP protokol takımının iki aktarım katmanı protokolünden bir tanesidir bu. TCP.
Dokuzuncu soruda aşağıdaki komutlardan hangisi yönlendirme tablosu oluşturmada kullanılır? Yönlendirme tablosu oluşturmada kullanılan komutumuz router olması gerekiyor. Buradaki diğer komutlar değil. Zaten bu komutlar da çok sayıda değil. Bakabilirsiniz. Ben yine bununla ilgili bir açıklama ekledim buraya. Yönlendirme işlemi yapabilmesi için router yönlendireceğe ihtiyaç duyulmaktadır ve komut olarak router kullanılır. 10. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi VPN'in avantajlarından değildir diye sorulmuş. Soruya geçmeden önce VPN nedir? Buna bakalım. Yani ne demek? Virtual Private Network. Uzun mesafede güvenli ağ bağlantılarını kuran bir çözümdür. VPN normalde işletmeler veya kuruluşlar tarafından bazen de bireyler tarafından dağıtılan bir sistemdir. Ancak sanal ağlar bir ev ağı içinde kullanılabilir. Diğer teknolojilere kıyasla VPN kablosuz yerel alan ağ içinde özellikle faydalara çeşitli avantajlar sunuyor. Bazı kuruluşlar ofis içinde çalışırken kendi yerel erişim noktaları kablosuz bağlantı sağlamak için VPN kullanılır. Bu çözümler performanslarını etkilemeden güçlü bir koruma sağlar. VPN konusuna başka bir videoda yine değinmeyi düşünüyorum. VPN nedir? Ama burada yine özet bilgileri verdim. Bu soruda lazım olabilecek. VPN'in avantajlarından olmayanı sormuş. O zaman şu 4 şık avantajıdır. Yani VPN'in avantajlarını şu diğer şıklardan da öğrenmiş olacağız. VPN donanım giderlerini azaltır, aktarım maliyetini düşürür, altyapı maliyetlerini kurtarır, özel veriye güvenli erişim sağlar. Buradaki VPN için dial-up bağlantı gerektirir. Bu değildir. Yani VPN açılım özelliklerini de görmüş olduk. Zaten şurada özet içinde verdiğim bilgiler de bunlarla alakalıydı. Donanım giderlerini azaltması, aktarım maliyeti düşürmesi ve güvenli bir erişim sağlaması. 11. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi dial-up bağlantının avantajlarından değildir diye sorulmuş. Dial-up nedir? Ona bakmak gerekirse ama ilk önce dial-up bağlantının avantajlarından olmayanı sorduğu için diğerlere dial-up'ın avantajlarındandır o zaman. Dial-up ucuzdur. Mobil, asenkron bağlantı olması, modem gerektirmesi. Pahalı olması tabii bir avantaj değil. Dial-up sabit telefon hattı ile bağlantı kurulan bir tür internet bağlantısıdır. İnternete bağlı kaldığınız sürece ücret ödersiniz. Dial-up hızı 28 ve 52 kilo bit per second arasında değişmektedir. Tabii bu dial-up kalmadı. Bunun yerine ADSL aldı. 12. videomuzda aşağıdakilerden hangisi proxy server'ın avantajlarından değildir diye sorulmuş. Proxy server'ın avantajları yani bu E şıkkımız haricindeki diğerleri avantajları görüldüğü gibi yine anlaşılıyor. Proxy server ağ performansını artırır. İnternet bağlantısının paylaştırılmasında kullanılır. İnternet bağlantı trafiğini kontrol eder. Yerel ağda daha hızlı bilgi trafiği sağlar. Proxy server için özet bir bilgi ekledim yine buraya. Proxy server tarayıcı ve internet arasında aracı işlevi gören bilgisayardır. Proxy sunucular sık kullanılan web sayfalarının kopyasını depolayarak performansı arttırır. Zaten A şıkkı buna yönelikti. Performansı arttırması. Proxy sunucular çoğunlukla kuruluş şirketteki ağlarda kullanılır. Zaten B şıkkında bağlantının paylaştırılmasında ve bağlantı trafiğini kontrol edilmesinde şirketlerin kullanıldığı anlaşılabiliyor. Evden internete bağlananlar genelde proxy sunucu kullanmazlar. Bu da diğer bilgimizdi. 13. soru. Bu arada videomuzda da 14, 15'te bırakmayı düşünüyorum. Soruların 15. soruda. Aşağıdakilerden cihazlardan hangisi MAC adresi kullanmaz? MAC nedir? Öncelikle bunu bilmek gerekir tabii. MAC'in İngilizce açılımı Media Access Controller. Ortam erişim yönetimi. Şu bilgiler tabii normalde soruda verilmez. Ortam erişim yöntemi. MAC adresi kullanmayan router'dır. Burada switch, hub, modem, Ethernet kartı, MAC adresi kullanılır. Router'ın MAC adresi kullanmaması ile ilgili yine bir özet bilgimiz var.
Router'ın Switch ile arasında farklardan bir tanesi, Switch ağ içinde bir paket iletişimi için istasyonların MAC adresini kullanır, ancak router veriyi iletmek için IP adresini kullanır. Tabii bu da bir genel bir bilgiydi. MAC adresini kullanılan protokollerden bazıları Ethernet zaten soruda var. Token Ring, Wi-Fi, Bluetooth, FDDI, bu SG, SI, bunlar da MAC adresini kullanılan diğer protokoller. 14. sorumuzda bir bilgisayardaki MAC adresi ne zaman değişir? Bir bilgisayardaki MAC adresi bilgisayarınızın Ethernet kartını değiştirdiğinizde değişir. Diğer şıklar tabi buna etki etmiyor. MAC adresini az önce zaten özet bir bilgi vermiştik. Media Access Control olduğuna dair ortam erişim yönetimi bilgisayar ağında cihazın ağ donanımını tanımaya yarar. Bilgisayarınızda modeminizin ve ağ kartınızın kendine özel birer MAC adresi vardır. 15. ve son sorumuzda dial-up bağlantının güvenliği için neler yapmalıyız? Dial-up bağlantıdan daha önce özet bir bilgi vererek bahsetmiştik. Yine tekrar olması açısından burada da bahsediyoruz özet bilgilerimize. Dial-up bağlantının güvenliği için neler yapılmaz? Diğerleri yapılabilir yani. Yapmamız gerekenler: kullanıcı adı ve şifresi sık değiştirilmeli. Firewall programının kullanılması önemli. Dosyalarının şifrelenerek saklanması, virüs koruma programı kullanmak şu anda geçerli zaten. İnternet servis sağlayıcısının değiştirilmesi, bu güvenlik için yapılması gereken şeylerden değildir. Dial-up ne demekti? Dial-up duyduğunuz zaman sabit telefon hattı ile bağlantı kurulan bir tür internet bağlantısıdır. İnternete evinize gelen telefon hatlarıyla bağlanırsınız. İnternete bağlı kaldığınız sürece ücret ödersiniz. Dial-up çevrimli ağa erişmek için modem ve telefon hattının kullanıldığı, telefon numarası çevrilerek erişimin sağlandığı bir bilgisayar ağı biçimidir. Çevrimli ağ da telefon numarasının çevrilmesinden ismini alıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videoların devamı, videoların izlenme sayısı, beğenme ve yoruma göre. Yani çok talep olursa bunun için ayrıca daha çok zaman ayırmayı düşünüyorum bilgisayar ağlarına. Yani kendi araştırmalarıma göre ben de paylaşımlarda bulunacağım. Umarım faydalı oluyordur. Hepinize kolaylıklar diliyorum.